Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı son derece kolay, gerçekten çok lezzetli bir salata tarifi paylaşacağım. Yoğurtlu kabak salatası tarifi. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden salatamızın yapılışına başlayalım. Öncelikle 3 tane orta boy kabağın kabuklarını soyacak yardımıyla ince bir şekilde soyalım. Ben bu şekilde çizgili soyacakla soyuyorum. Eğer yoksa bıçakla da kazıyabilirsiniz. Soyduğumuz kabakları hızlıca bir sudan geçirerek rendelemeye başlayalım. Kişi sayınıza göre kabak miktarını ayarlayabilirsiniz. Bu verdiğim ölçüler 4-5 kişi için yeterli gelecektir. Kabakların hepsini rendeledim. Şimdi derin bir tavaya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Rendelenen kabakları tavaya alarak kabaklar suyunu çekinceye kadar soteleyelim. Dilerseniz kabakları tavaya almadan önce elinizle fazla sularını sıkabilirsiniz. Bu sayede pişirme esnasında tavaya çok fazla su salmayacaktır. Orta ateşte kabaklar suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edelim. Diğer taraftan bir avuç dereotunu ince ince kıyalım. Dereotunun kabağa çok yakıştığını düşünüyorum. Sevmiyorsanız dereotu yerine maydanoz veya nane de kullanabilirsiniz. Ardından derince bir kaseye 1,5 su bardağı kadar süzme yoğurdu alalım. Süzme yoğurdun üzerine tuz ve 2 diş ezilmiş sarımsağı ilave ederek pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Yine tuz ve sarımsak miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İstemiyorsanız sarımsak kullanmak zorunda değilsiniz. Bu arada pişenle suyunu tamamen çeken kabakları tavadan bir tabağa aktararak soğuyuncaya kadar bekletelim. Yeterince soğumasını beklediğimiz kabakları sarımsaklı yoğurda ilave edelim. Ardından bir kutu suyu süzülmüş konserve mısır, isteğe bağlı olarak yarım çay bardağı kadar ceviz, son olarak da doğradığımız dereotunu ilave edelim. Salatamızı güzelce karıştıralım. Bu aşamada bu salataya yakışacağını düşündüğünüz farklı malzemeler varsa onları da ekleyebilirsiniz. Hatta önerileriniz varsa yorumlara da yazarsanız çok sevinirim. Bu arada hatırlatmak istiyorum, tariflerimizi seviyor ve faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olarak, videoları beğenip yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi salatamızı gayet kolay bir şekilde hazırladık. Şimdi bir servis tabağına salatamızı aktaralım. Üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını gezdirdikten sonra renk vermesi için biraz da pul biber serpelim. Yedikçe yemek isteyeceğiniz yoğurtlu kabak salatamız artık servise hazır. Akşam yemeklerine, iftar sofralarına hem pratik hem de çok lezzetli bir salata tarifi deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Zaman ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.